parladı. Güzel oldu. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Thank you.
Otel mi orası? Cihan Bey mi?
Ja. Stille ud. Selamünaleyküm. Selam. Hayırdır? Bana kimi? Ben Tony Berkan, turistim. He? Şu konetim, turistim. Oğlum sen? Tony Berkan, Tony Berkan. Diğer mi? Konetim. Doğru, bak gör.
Ama yeni çoba. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, adam kaldı ya. Sağ ol. Gel keyfim gel. Çay kaka barkada olur mu? Tabii. Yani. Ya ama çıkar gün şerefli. Şimdi masaya kalk kurmuşken bir şey Thank you.
yaxşı görmür deyə. Det her, det er sådan en prøve salen. Og det er det, vi tit mangler i Israel, hvor vores indvandrerkreds er hen til spørger efter nogle lokaler, som kan benyttes til prøver. Ja. Du mener, at kommunen skal stille en stor sal til rådighed for indbyggere med etnisk baggrund i kommunen? Ja, ja, vores borgere med en etnisk baggrund. Vi er færdige med at sige indvandrer. Ja. Borger med en etnisk baggrund. Ja. Ishøjborger. Ishøjborger. Ja, det er nemlig endnu bedre. Ishøjborger med mange gæster. Jeg har lige været i Kuste. Ja. Jeg skulle lige se. Men så var... Altså, jeg synes, det var fantastisk. Der var en gade, der hedder Københavnsgade. Nå. Og næste, det var sådan Peter Brixtofts gade. I Kuste? Ja, Kuste. Mm-hmm. Det var der... Hvor længe kan det hedde Peter Brixtoft? Ja, ja, så nu får Jenny Tup også... Det hedder Brixtoft, det hele. Der hedder Ole Bjørstrup. Ole Bjørstrup, ja. Eller Bilal. I nægt til. Målen til det kvælder, og det kunne vi se målen med målen i takken her nu. My name is Bizi Çeker misiniz? Çek bizi. Hadi gel bizi. Aç abi, kapıları aç. Çek bizi. Ben de kılın. Aa, bu dur. Bizi çekeyim. Ya. Anne, ana seni koktu. Hvem hæber man så med, når man er her? Hvad siger du? Hvem hæber man så med? Mest Beskers, tror jeg. Ankara? Nej, Beskers. Nå, Beskers, det er Istanbul. Istanbul. Og hvad farver de? Jeg tror, det ligger på tredje plads. Beskers. Hvad farve har de? Ja, det er hvide. Okay. Hvide sort. Så har du lige kæft, jeg ved, der er op til. Det. Så kan du fortælle, når du kommer hjem, hvilket kamp du har set. Besiktas, det er jo en af de større klubber. Det er godt at sige, det kan du sige, og Fenerbahçe. Vi spiller i morgen. Ja. Kevin.
optage, men det skal bare være en anden diskussion, fordi den video, som vi skal hjem med, Det var heller ikke meningen, at vi skulle optage den aftale, jeg har lavet med borgmesteren. Det er det, jeg fortæller jer bare, at vi har haft en god snak og en god diskussion omkring vores sociale problemer i vores samfund, og hvordan vi kan have et samarbejde omkring vores sociale problemer. Blandt andet med ældre borgere med en etnisk baggrund, og hvor vi har svært ved at tilbyde nogle plejehjem lige nu, men det er godt på vej. Bilal, bak şöyle yapalım. Ben bir şey söyleyeyim, tamam alsın. Bak Bilal, sen kendi açından baktın, bir şeyler söyledin. Ben şöyle bir şey atacağım ortaya. Okulda çalışıyoruz, okuldan tamam. Geliyoruz. Bir anne, geçenlerde yaşadık bu olayı. Haftalar önce kendisine bildirilmiş, senin çocuğun toplantısı var. Bu saat, bugün bu saatte okulda bulunacaksın. Yarım saat ayrılmış, üç kişi oturup o veliyi bekliyor. Bekleniyor, gelmiyor. Telefon ediliyor, niye gelmedin? Ekmek yapıyorum. Gelemem, kusura bakmayın. İmza attım. Geleceğim diye, fakat yine de gelemiyorum. Ekmek yapıyorum. Ekmek yapmasını tercih ediyor çocuğundan. Biz öyle bir, yani öyle şartlarda çalışıyoruz ki çok zor. Çok zor. Yani velilere ulaşamıyoruz. Mümkün değil. Ne yaptıysak Türkçe, başka dillerde, Danimarkaca telefon etmişsek de, yazı yazmışsak da ulaşamıyoruz bu insanlara. Danimarka'daki eğitim sistemini sen de biliyorsun. Ali de bilir. Yani ne yapmamız gerekir? Ne yapacağız? Biz bunları ihtiyacımız var bu insanlara. Birlikte çalışmak zorundayız. Bizi desteklemezlerse biz bu çocukları eğitemeyeceğiz. Yani sizin o insanlara söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Şimdi orada yaşıyorlar. Zamanları orada geçiyor. Orada çalışıyorlar. Orada para kazanıyorlar. Orada yerleşmişler bu insanlar. Değil mi? Yani ne yapabiliriz biz? Onlar ne yapmalı sizce? Yani bu konuda bir şeyler konuşmak istiyoruz biz. Ben 11 yıl Danimarka'da yaşadım. O günkü şartlarda, şimdi geriye dönüp baktığımda benim de bir sürü eksiğim vardı. Şimdi ben buraya geldikten sonra 3-5 sene sonra şunun farkına vardım. Ben Danimarka toplumunda o kadar çok şey öğrenmişim ki, yani bunun anlatılması mümkün değil. Yani Danimarka toplumu, yani modern, çağdaş bir toplum olduğu için benim bakış açımı değiştirmiş. Yani ben, yani kendimi övmek için söylemiyorum. Normal sıradaki bir Türk vatandaşından, bu Kürt de olabilir, Türk de olabilir. Yani Türkiye'de yaşayan insanlardan çok farklı bir perspektife sahip olmuşum. Yani o da şundan kaynaklanıyor. Danimarka toplumunda gördüğüm şeyi, hoşgörü, yani insana saygı, insan hakları. Yani bu tür şeyler bana bir artı değer getirmiş. Ve ben bugün mesela çevremdeki belediye başkanları şunu diyor, yani veyahut da insanlar diyor, kendimi ben başarılı bir belediye başkanı adıyor diyor. Ben zaman zaman şunu düşünüyorum, benim Danimarka toplumunda öğrendiğim şeyler bana bu başarıyı getirdi. Yani bundan şunu mu istiyorsunuz? Şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Siz o 10 yıl içerisinde bazı artı değerler almışsınız, bazı şeyler öğrenmişsiniz. Ve bunu kendiniz söylüyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Peki bizim orada yaşayan diğer insanlarımız neden bu değerlere saygı göstermiyorlar, değer vermiyorlar? Neden bu şekilde hareket ediyorlar? Yani sizin gibi düşünmüyorlar acaba? Öyle düşünmüş olsalardı belki bizimle diyalog içinde çalışırlardı. Ben öyle düşünüyorum acaba. Neden yani siz farklısınız? Biz yanlış yapıyor muyuz? Yani sizin de yanlışlarınız var. Bu eğitim konusundaki mesela velilerin çocuğun eğitimden ne kadar duyarlı, ne kadar duyarsız kaldınız. Yani bunu yaşıyoruz. Danimarka'daki yapıyı biliyoruz. Ben bu anlamda Sayın Başkan'dan şunu öğrenmek istiyorum. Yani Yeni Çoba'daki velilerin tutumu ne? Nasıl? Yani okul, aile, işbirliği nasıl? Yani şimdi ben başka bir konuya değinmek istiyorum da, yani oraya da geleceğim.
Şimdi bir defa Danimarka toplumu, yani Danimarkalı yetkililer şunu kabullenmek zorunda. Danimarka'da yaşayan Türklerin büyük bir kısmı, yani veli anlamında söylüyorum, veliler eğitim seviyesi olarak çocuklarının çok gerisinde. Yani Danimarka'da 8. sınıfı bitiren bir öğrenci bilgi birikimi olarak, eğitim olarak anne babanın çok önüne geçiyor. Yani anne baba burada ilkokulu bitirmiş 5 sene. Yani o da işte derme çatma bir eğitim almış. Ama oradaki 8. sınıfa gelen çocuk İngilizce'de birkaç kelime biliyor. Danimarkaca'yı biliyor, Türkçe'yi biliyor. Yani anne babanın çok önüne geçiyor. Yani bu bir objektif gerçeklik. Bunu kabullenmek zorundasınız. Ha ona göre bir eğitim. Yani mesela ben şuraya girmek istiyorum. Ona göre nasıl bir, yani velilere yönelik bir eğitim mi? Yoksa yani, öğrencilere yönelik mi düşünüyorsun? Veliyle öğrenci arasında eğitimsel anlamda bir uçurum olduğunu. Yani artı olarak fark ediyor. Yetkililer bunun bilincine varacak. Artı ben şunu söyleyeyim. Türkiye'de 3 sene veya 5 sene okula giden bir anne baba modern Danimarka ile kıyaslandığında modern bir toplumda yaşamamış. Daha geri bir toplumda yaşamış. Yani okuma yazma oranının düşük olduğu bir toplumda yaşamış. Danimarka'ya gitmiş, modern teknolojinin her şeyiyle karşılaşmış. Yani adamın elektrik sönmesi diye bir problemi yok. Su kesilmesi diye bir problemi yok. Caddelerinde çamur diye bir problemi yok. Yani o çocuk şimdi velinin istediğinden çok farklı şeyler istiyor. Veli onlarla yetinebilir. Ha bir de mesela bunu inkar etmenin bir gereği yok. Veli burada fakir bir toplumda büyüdüğü için para biriktirmek ister. Onun için de sorun çıkıyor. Öğrenci de orada büyüyen, 18 yaşına gelen bir öğrenci de hayır diyor ki ben günlük yaşamak istiyorum. Yani hayatın tadını çıkarmak istiyorum. Yaşadığım topluma ayak uydurmak, uydurmak istiyorum. Yani Danimarka'nın eşit şartlarda. Bu konuda işte siz bir mesaj verebilir misiniz? Yani o velilere, onlar ne yapması lazım? Yani o aradaki farkı kapatmak için. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir, Danimarka'da yaşayan insanlarımız şunu öğrenmeli. Danimarka artık onların yurdu. Onlar orada yaşayacaklar ve orada ölecekler. Danimarka'nın veyahut da ortak Avrupa'nın kültürüne sahip çıkacaklar. O kendi kültürleri kendi açısından kültürlerini inkar etmem, yani etmemeleri gerekir. Ama şu değil. Yani o şunu düşünecek. Ben bu Danimarka toplumuna vergi ödediğimde Danimarka'daki toplumun refah seviyesi yükselecek. Vergi kaçırdığımda Danimarka toplumunun refah seviyesi düşecek. Artı zaman zaman gazetelerde okuyoruz. İrlanda kökenli bir insan Amerika Cumhurbaşkanı olabilir, başkan olabiliyor. Veyahut aday olabiliyor. Orada yaşayan göçmenler, yani sadece Türkler arasında, Kürtler arasında veyahut da demiyor. Pakistanlı da olabilir, Kırvadistanlı da olabilir, şu doğru. Bunlar ileride o toplumu yönlendirecek insanlardır. Ona göre o toplumun refah düzeyini yükseltmek için çaba sarf etmelidirler. Yani vergisini vermeli. Toplumdaki, yani toplumun kabul etmediği, yani narkotik işleriymiş, şuymuş, hırsızlıkmış, bunlardan uzak durmalı. Yani o ülkeye sahip çıkmalı. Çünkü o ülkenin ekmeğini yiyorsun. O ülkede yaşıyorsun. Bunları insanların bilincine kazmak lazım. Ha, sen orada kendini bir misafir olarak görürsen, o zaman birileri de bir gün gelir der ki, yani ırkçı düşünceye sahip olan biri de der ki, kardeşim sen bu ülkeye sahip çıkmıyorsun, sen bu ülkede vergi vermiyorsun, o zaman çek git diyebilir. Mesela esas konuya değindim, bir saniye. Şöyle bir şey öğrenmek istiyorum o zaman senden. Sizce Danimarkalılar bu sizin biraz önce anlattıklarınızı nasıl şey yapsınlar? Yani biz göçmenlere nasıl izah etsinler? Nasıl istesinler bunu bu insanlara? Nasıl ulaşabilirler sizce? Yani bu konuda ne diyebilirsin? Ben okul olarak elimizden geleni yapıyoruz eğitim açısından düşünüyorum. Yani o verileri okula getirmek için, çocuklarına destek olmak için. Diğer yetkililer ne yapmalı? Bu yani ciddi, çok ciddi bir tartışmaya girdik. Biz bunu aslında yani siz Danimarka'da 12 yıl yaşadınız. Biz bunu bu konuda yıllarca insanlarımızın, oradaki yaşayan göçmen kökenli insanlarımızın
Danimarka'da mesela politik anlamda, sosyal anlamda aktif rol almaların gerektiğini, her alanda, yani her alanda aktif rol almaların gerektiğini, hatta bu anlamda çocukların da okuyup yüksek bir akademik eğitimi alıp Danimarka birimlerinin her kurumunda görev